Özellik 1 kilo hamsi dedim orada kaldım. 500 gram pirincimiz, 100 gram dolmalık fıstığımız, karabiberimiz var 100 gram, pul biberimiz var 100 gram, kuş üzümümüz var 100 gram, yine tarçın ve tuz ve nane 100'er gram, maydanoz, dereotu, soğan 3 boy büyük. Şimdi 100 gram tuzu anlamadım. Niye 100 gram tuz olacak sevgili ustam? Normalde tuz söylemiştik, o da her şey 100 gram yazılınca o da öyle yazılmış olabilir. Normalde 100 gram tuz değil o. Ha, tamam aynen. Peki zaten 100 gram tuz. Mahvolduk o zaman. Mahvı perişan olduk. Evet, evet. Efendim 100 gram tuzumuz yok. Normal yetecek kadar tuz koyacağız. Peki nasıl başlıyoruz hamsili pilava? Hamsili pilava önce tereyağımızı tenceremize koyuyoruz. Evet. Fıstığı ilave edeceğiz. Bu arada ben soğanımı ince ince doğrayayım. Peki siz ince ince o zaman soğanınızı doğrayın. Ben size döneceğim. Yağın erimesini, arkasından fıstıkların içine atılmasını, hemen arkasından da soğanlarla kaynaşmasını bekleyeceğiz. Evet. Pardon, bu arada ustam hepimizin lafını kesti. Peki ustam özür diliyoruz. Soğanı ilave ediyoruz dedi. Evet. Ettik. Kavuracaksınız pembeleşinceye kadar mı? Bir saniye. Ustamın ismini bir daha alalım. Kemal efendim. Kemal ustam, Karadenizli kardeşimiz hamsili pilav yapıyor iftar menüsü olarak. Soğanımız pembeleştikten sonra fıstıkla beraber sonra pirincimizi ilave ediyoruz. Ne kadar pirincimiz var? Yarım kilo pirincimiz var. Siz onu ıslatmamışsınız. Islatmışlar daha önceden. Islanmış kurumuş tamam peki. Islattık yani muhakkak. Efendim pirinci pilav tuzlu gibi suyla ıslatınız lütfen. Pilav gibi kavuracak mıyız? Pilav gibi kavuracağız. Daha sonra baharatlarını suyu vermeden koyacağız. Suyunu verdikten sonra 10 dakika sonra hazır olacak. Ben size döneceğim. Denizin tabi. Doğru. Ustam gözlerin daldı, ne oldu? Aman gözün dolmasın da. Pilavlara hamsilere mi bir baktın öyle? Daha sonra neredeyse bunu yağlamışım diye. Efendim mikrofonu tekrar koyayım ben şöyle. Sizin baş köşenizde alabilirsiniz elinize. Nasıl yağladık? Hangi yağla? Zeytinyağı mı o? Tereyağı mı? Ayçiçek yağlı. Ayçiçek yağı. Camımızın dibini yağladık kenarlarını. Hamsileri yapışmasın diye. Akşam oturdun mu 2 dakikada bitiriyorsun. Bitiriyorsun. Tabii 2 dakikada bitecek tabii ki. Biz seyrediyoruz, yemiyoruz. İçine kuş üzümü koyduk. Tarçın koyduk. Tarçın koyduk, nane koyduk. Kaç derecede olacak fırınımız? 150-160 derecede. 150-160 derecede. 15 dakika içerisinde tamam. Pişecek. Evet. 10 dakika mı? Yani kızgın fırına koyunca hamsalar pişince zaten içi pilavımız pişmiş. Buhardan dolayı mı pişecek? Tabii ki hemen buharında pişiyor. Ne kadar su koydun içine pilavın? Pilavın pirinç ne kadar alıyorsa yani onu henüz... Yani bir, ölçüsü yani 500 gram pirince... Yani bir su bardağı su... Bu son cuması oluyor çünkü ve Kadir Gecesi'ne de müteakip bu cumada biz hamsili pilav yapalım dedik iftar menüsüne. Ustam 1 kilogram hamsiyi aldı, kılçıklarından ayıkladı. Alabilir miyim Tahacığım mikrofonu? Buyurun. Ustama tekrar vereyim. Sevgili Hakan kardeşim size bunu verelim şöyle. Hamsili pilavın başka yapılma şekli var mıdır? Önce onu söyleyeyim. Ya içerisinde tabii farklı şeyler de kuş üzümü koymayabilirler veya değişik şeyler yapabilirler tabii yani. Sadece içi farklı olabilir i̇çini, ama içini. Hamsinin yerini alacak bir madde yok tabii de içine. Peki ustam siz ne diyorsunuz bu konuda? Mikrofonu yakın tutalım lütfen. Yapılabilecek en güzel şekli budur ama içinde daha değişik baharatlar da olabilir. Yani dışı falan İçindekiler mı? Nelerdi o zaman? Tarçın, kuş üzümü, çam fıstığı, nane, karabiber, pul biber, maydanoz ve dereotu, 1 kilogram hamsi vardı, 500 gram pirinç vardı, pirinci daha önceden ıslattık, bakınız şöyle, ayıptır.